Enerjiler Grup IT ve Dijitalden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Omnichannel Genel Müdürü Cengiz Bey'in yanına geldik. Merhaba Cengiz Bey. Merhabalar. Cengiz Bey, Boyner'in teknoloji gündeminde neler var? Boyner'in teknoloji gündemi çok gündemimiz yoğun. Ahmetciğim biliyorsun pandemiyle beraber hepimizin hayatı çok değişti. Yaşam şeklimiz değişti, giyim alışkanlıklarımız değişti, alışveriş alışkanlıklarımız değişti, yeme içme alışkanlıklarımız bile değişti, hayatımız değişti aslında. İnşallah bu omikronla beraber pandemiden çıkıyoruz ama bu değişimler hayatımıza kalıcı olarak devam etmeye devam edecek. Kalıcı olacak hayatımıza diyebiliriz. Şimdi bu bakış açısıyla neler değişti? Pandemiye hazırlıklı yakalanmak diye bir konsept var. Bununla ilgili de bir tane örnek vereceğim, hikayeyi anlatayım biraz. Pandemiye bence en hazırlıklı yakalanan şirketler teknoloji şirketleri oldu. Bir tane örnek vermek gerekirse Microsoft. Biz Boyner'de ve tüm aslında Türkiye'deki tüm şirketlerde pandemi 19 Mart'ta başladı. Pandemi hayatımıza girdi 2020'de. 20 Mart'ta herkes evden çalışmaya başladı. Çünkü Microsoft'un Teams diye bir uygulaması var. Bunu yıllar önce geliştirdiler. Bugünleri hazırlık olarak yaptılar ve pandemiye çok hazırlıklı yakalandılar. Hiç kimsenin işi aksamadan işler yapılmaya devam etti. Bu anlamda teknoloji bizi yeniliklere, değişimlere hazırlıyor. Biz de Boyner'de bu bakış açısıyla teknolojik altyapımızı yeniliyoruz. Neler yapıyoruz? Teknolojimizin odağına, ortasına müşterimizi koyduk. Müşterimizi daha iyi tanımak, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi anlamak, onların ne zaman hangi ürünü, hangi kanaldan satın alacağını tahmin ederek, hangi beden, hangi renk satın alacağını tahmin ederek onlara hiper kişiselleştirilmiş, yani hyper personalized ürünleri, teklifleri sunmayı çalışıyoruz. Birinci odağımız bu. Müşterimizi tanımak, anlamak ve onlara ihtiyaçları olan ürünleri doğru kanallardan, doğru zamanda, doğru fiyatta sunmak. Bunun için de bir recommendation engine projemiz devam ediyor. Bir de hiper kişiselleştirme ile CRM altyapısıyla Master Data Management projemizle ve CDP projemizle müşterimizi tanımak ve onlara uygun teklifleri sunmayı hedefliyoruz. Birinci gündemimiz bu. İkinci gündemimiz Boyner Now. Boyner Now'la beraber aslında şu anda şeye baktığımız zaman, e-ticaretin pazar payına baktığımız zaman pandemi öncesi %5'lerde olan pazar payı şu anda %25'lere gelmiş durumda. Ve 2024 yılında da %50'lere gelmesini öngörüyoruz. Şimdi dolayısıyla bir online'a doğru bir hareket var alışveriş alışkanlıklarımızda. Bunun da çok güzel örnekleri var. Türkiye'de de çok güzel örnekleri var. Biz de bu anlamda Boyner Now projesiyle hızlı teslimat iş modeliyle müşterilerimizin ihtiyacı olan ürünleri 90 dakikada adreslerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Ve burada aslında alışverişin de biraz online alışverişin de DNA'sını değiştirmeyi hedefliyoruz. Neler yapacağız? Şunu yapacağız. Boyner Now platformuna girdiğinizde size en yakın mağazanın stoklarını görüyor olacaksınız. Ve orada istediğiniz bedenleri seçiyor olacaksınız ve biz onları size bir saatte getiriyor olacağız. Ödeme de yapmayacaksınız bunu yaparken. Biz ürünleri getireceğiz. Siz bu ürünleri aldıktan sonra evde kendi gardırobunuzdaki ürünlerle kombinleyerek deneyeceksiniz. Beğendiğiniz ürünlerinin ödemesini fiziksel POS cihazından kredi kartınızla markette öder gibi ödeyeceksiniz. Kredi kartı bilgilerinizi hiçbir yere girin istemiyoruz aslında yeni iş modelimizde. Ve burada online'da müşteri alışveriş yaparken kafasındaki bütün soru işaretlerini çözmeyi hedefliyoruz. Bunun da bizim online ciro payımızın işte %20'lerden %50'lere götürmesini daha kısa bir sürede yapmasını hedefliyoruz. Boyner Now Mayıs ayında hayatımızda olacak. Onun dışında neler var? Boyner Now dışında Boyner.com.tr'yi yeniliyoruz. Yeni Boyner.com.tr'de yüzümüzü değiştiriyoruz ve altyapımızı yeniliyoruz. Bununla beraber de mevcutta bizim mağazalarımız 3000-4000 metrekare. Mağazalarımız 40.000 metrekare olsaydı biz burada ne satardık bakış açısıyla büyüyeceğiz ve kategori ve marka havuzumuzu genişleteceğiz. Burada hem altyapı yeniliyoruz hem de ön yüzümüzü yeniliyoruz. Yeni Boyner online projemizde. Boyner IQ var hayatımızda. Boyner IQ platformumuz. Biz 40 yıllık Boyner tecrübemizle aslında çok önemli bir Emotional Intelligence, EQ havuzu background'ı biriktirdik.
Bunu IQ ile birleştirip, teknoloji birleştirip bu platformda teknoloji çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp onların kendilerini geliştirebilecekleri, yenilikleri daha yakından takip edebilecekleri, öğrenebilecekleri bir eğitim gelişim platformu gibi konumluyoruz Boyner IQ'yu. Boyner IQ hayatımızda olacak. Boyner'de. Teknoloji gündemlerimizden bir tanesi de bu. Biz sadece müşterimizi değil aynı zamanda çalışanlarımızı da düşünüyoruz. Teknoloji çalışanlarımızı da düşünüyoruz. Tüm çalışanlarımız olduğu gibi. Dolayısıyla Boyner IQ bizim bu inovasyon ve teknoloji platformumuz olacak. Bizim içerideki çalışanlarımızın hem bilgi becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak hem de onların teknoloji konusundaki bakış açılarını değiştirecek bir inovasyon platformu olacak diyebiliriz. Onun dışında bir RPA projemiz var, Robotic Process Automation biliyorsunuz. Body, Boyner Digital nickname ile Body diye bir marka oluşturduk. Şimdi iç süreçlerimizi otomatikleştiriyoruz robotlarla. Bu kapsamda da hem İK tarafında hem finans tarafındaki böyle tekrarlı yaptığımız işleri robotlara yaptırmaya başladık. Şimdi tüm şirket geneline de bu dönüşümü yaygınlaştırıyoruz diyebilirim. Aynı zamanda teknoloji odaklarımızdan bir tanesi de veri. Özellikle veri analitiği ve büyük veri. Burada bizim elimizde şimdi müşteri verimiz var, satış verimiz var, ürün verimiz var ve stok verimiz var. Bu verileri bir Big Data, büyük veri platformunda konsolide ederek buradan yeni faydalar üretmek, müşteri segmentasyonu yapmak, mikro müşteri segmentasyonu yapmak, tavsiye motoru, ürün tavsiye motorları geliştirmek, Customer Data Platform yani müşteri veri platformunu hazır hale getirmek ve hiper kişiselleştirme dediğimiz müşterinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün çözümü teklifler sunmak. Veri analitiği de bizim en önemli odak alanlarımızdan bir tanesi olacak teknolojik altyapı olarak ve biz Türkiye'de Spotify of Retail olmak istiyoruz. Yani aslında perakendenin Spotify'ı olmayı hedefliyoruz bu oyunlarda ki geçmişimize baktığımızda da bu konuyla ilgili çok örnek var. İşte Hopi bunlardan bir tanesi, Advantage bunlardan bir tanesi. Bu konuya da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Son olarak da Omnichannel olmak diyebilirim. Aslında pandemide Türkiye'de en çok hazırlıklı yakalananlar Omnichannel altyapılarının süreçlerini geliştiren perakendeciler oldu. Çünkü bildiğiniz gibi pandemide mağazaları kapattık. Mağazalar kapanınca sadece online kanal satış yapmaya devam etti. Bu anlamda da Omnichannel yatırımlarını yapmış olan şirketler ve Omnichannel süreçlerini geliştirmiş olan şirketler daha avantajlı çıktılar bu pandemi döneminden. Neden bahsediyorum? Yani mağazadan ürün gönderme yeteneklerini geliştiren firmalar, mağazalar kapandı ama mağazadaki stoklar durduğu için mağazadan yakın lokasyondaki müşteriye daha hızlı gönderim yapan şirketler daha avantajlı duruma geçti. Mağaza stoklarını kullanan müşteriler daha avantajlı duruma geçti firmalar. İkincisi, mağazadan teslim al özelliğini geliştiren firmalar. Üçüncüsü, mağazada pandemi döneminden çıktıktan sonra mağazadan siparişi alıp müşterinin adresine teslim eden firmalar. Yani bu Omnichannel Order Management süreçlerine yatırım yapan firmalar daha kazançlı çıktılar pandemi sonrasında. Biz de bu anlamda Omnichannel süreçlerimizi zaten geliştirmiştik. Bunların hepsini hazırlıklı yakalandık. Şimdi üzerine bir de Boyner Now'la beraber mağaza stoklarını yakın lokasyondaki müşterileri hızlı teslimat modeliyle ulaştıracağımız iş modelimizi geliştirerek daha da Omnichannel yetenekleri anlamında hazır duruma geleceğiz diyebilirim. Cengiz Bey, müşteri mutluluğu teknoloji adında bir söylem kullanıyorsunuz. Bu söylemi biraz bize açabilir misiniz? Evet. Şimdi teknoloji aslında hayatımızı kolaylaştırıyor. Baktığımız zaman şöyle teknolojinin evrimine geriye dönük baktığımız zaman hayatımızı kolaylaştırıyor. Dolayısıyla daha mutlu oluyoruz teknoloji kullandığımız zaman. Şu anda eskiden hiçbir şeyi yapmak bu kadar kolay değildi. Alışveriş yapmak bu kadar kolay değil. Şimdi her yerden 24 saat alışveriş yapabiliyoruz ve çok hızlı da kapımıza geliyor. Her sektör için geçerli bu. Dolayısıyla teknoloji eğer müşterinin hayatını kolaylaştırıyorsa anlamlı hale geliyor ve müşteriler daha çok mutlu oluyorlar. Şimdi bu bakış açısıyla Boyner'deki ana odaklarımızdan bir tanesi de müşteri mutluluğu, müşteri deneyimini iyileştirmek. Ve bunu da teknolojiyi kullanarak yapmayı hedefliyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Müşterimiz bizim online platformumuza girdiği zaman ya da mağazamıza girdiği zaman aradığı ürünü çok kolay bulabileceği, aradığı ürünlere
kategorileri çok hızlı ulaşabileceği ve onları çok kolay sürtünmesiz alabileceği. Daha sonra da alışveriş tamamlandıktan sonra bunu çok hızlı 90 dakikada hatta 60 dakikaya indireceğiz daha sonra onu. 60 dakikada teslimat yaptığımız bir iş modelini hayata geçireceğiz. Burada da temel amacımız müşterilerimizin daha mutlu olması. Çünkü normalde hangi kanala giderse gitsin, hangi platforma giderse gitsin aynı fiyattan alacağı ürünü biz 90 dakikada, 60 dakikada müşterimize ulaştıracağız. Dolayısıyla teknoloji müşterinin hayatını kolaylaştırıyorsa müşteri mutluluğuna katkı sağlıyor. Müşterinin hayatını zorlaştırıyorsa zaten kullanılmıyor, çöpe atılmış teknoloji oluyor. Biz de bu açısıyla bütün teknoloji odağımızı müşterilerimizin mutluluğunu artırmak üzerine konumluyoruz. Cengiz Bey, geçen yıl Boyner IQ'yu hayata geçirdiniz. Boyner IQ nedir? Boyner IQ bizim teknoloji çalışanlarımızın kendilerini yeni teknolojileri, inovasyon çözümlerini bulabilecekleri, öğrenebilecekleri, geliştirecekleri bir platform. Burada çok heyecanlıyız çünkü müşterinize yatırım yaptığınız kadar bu teknoloji geliştiren ekiplere de yatırım yapmanız gerekiyor. Onların eğitimi, gelişimi çok kritik hale geliyor. Çünkü bir çalışanın şirkete bağlılığı aslında 3 tane kriter var. Bu 3 kritere çok bağlı. Bir tanesi ben bu şirkette kendimi geliştirebiliyor muyum, öğrenebiliyor muyum? Birinci şey bu. Artık ücret falan filan daha arka planda. Eğer bir çalışan bir şirkette kendini geliştirebiliyorsa, yeni teknoloji öğrenebiliyorsa, yeni inovasyon çözümlerini uygulayabiliyorsa orada daha uzun süreli çalışıyor. Eğer bu birinci madde yoksa zaten çok kısa sürede ayrılıyor sizden. Biz bu anlamda Boyner IQ platformunu hayata geçirdik. Boyner IQ ile teknoloji çalışanlarımızın bilgilerini, becerilerini, yeni teknolojileri takip etmesini kolaylaştıran bir platformu hayata geçirdik diyebilirim. İkinci kriter, o şirket teknolojiye ne kadar yatırım yapıyor? Günümüzdeki çalışanların kararını etkileyen konulardan bir tanesi ve o şirket ne kadar büyüyor yıldan yıla? Bu çok önemli bir kriter haline geldi. Üçüncü şirkette o şirketin başındaki yöneten kişi bu şirketi nereye götürür, ne kadar vizyoner? Biz biliyorsunuz o konuda da ilimiz çok güçlü. Cem Boyner Türkiye'de bütün geçmişe doğru baktığımızda inovatif ürünleri, çözümleri, teknolojileri hayata geçiren şirketleri yöneten kişi. Bu anlamda bu üç madde şu anda bizim elimizin çok güçlü olduğu madde. Bu anlamda da teknoloji çalışanlarımızın şirketimizle mutlu ve motive bir şekilde uzun yıllar çalışmasını hedefliyoruz. Cengiz Bey, son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Eklemek istediğim şu, aslında gün geçtikçe pandemi de bunu hızlandırdı. Teknoloji ve business daha çok birbirine yaklaşıyor. Teknoloji eskiden business'ı destekleyen bir fonksiyondu. Artık bundan sonra business'ı drive eden, business'ın önünü açan, business'ı enable eden fonksiyon haline geldi. Bu kapsamda da günümüzde de var örnekleri. Önümüzdeki yıllarda da teknoloji background'ı olan business liderlerini daha çok görmeye başlayacağız. Ya işte CIO'lar, CTO'lar daha çok iş yönetim ekiplerinde yer alacaklar. Çünkü artık teknoloji business'ın çok önemli bir driver'ı haline geldi. Bunu söyleyebilirim. Biz de buna çok odaklandık. İkinci söyleyeceğim konu da aslında agile dönüşüm. Business, bugüne kadar hep teknolojinin agile dönüşümünü konuşuyorduk. Artık business'ın da agile dönüşümünü konuşmaya başladı. Çünkü agile dönüşüm işlerin daha hızlı deliver edilmesini, MVP yani Minimum Viable Product yaklaşımı ile ürünlerin hemen böyle ilk versiyonlarının kullanılmaya başlaması ve kullanılmaya başladıktan sonra onun üzerine kat çıkılarak gelişmesini sağlıyor. Bu anlamda da tüm önümüzdeki dönemde şirketlerin agile dönüşüme odaklanacağını ve bu konuya yatırım yapacaklarını düşünüyorum. Bizim de odak alanlarımızda bunlar var. Çok teşekkürler Cengiz Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.